Basın açıklaması. Erbakan Hoca'yı doğru anlamalıyız. 28 Şubat postmodern darbesinin üzerinden 20 yıl geçti. Bu darbenin Amerika'nın ısmarlamasıyla içerideki işbirlikçileri tarafından tezgahlandığı artık hepimizin malumu. Acı olan taraf bu darbenin asıl sorumlularının ceza almadan kurtulmalarıdır. On binlerce insanı mağdur eden darbeciler hiçbir şey olmamış gibi aramızda dolaşıyorlar. Hatta televizyon ekranlarında boy gösteriyorlar. Görünen o ki 28 Şubat darbecileriyle hesaplaşmayı mevcut iktidar göze alamadı. Temennimiz aynı durumun 15 Temmuz darbecileri için tekerrür etmemesidir. Birkaç sene sonra 15 Temmuz ana davasının sulanmasından da endişe duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bu vesileyle 28 Şubat darbesinin en önemli mağduru olan Erbakan Hoca'yı rahmetle anıyoruz. Erbakan Hoca'nın anti-emperyalist duruşunu, bu ülke kaynaklarını bir avuç rantiyeciye bırakmamak için verdiği mücadeleyi hiç unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Büyük şeytan Amerika ve Siyonist İsrail ondan rahatsızdı. Çünkü o D8 gibi bir projeyle İslam Birliği idealinin temellerini atmıştı. Çünkü o Batı'nın neden ikiyüzlü olduğunun farkındaydı. Ülkemizin büyük sermaye grupları da Erbakan Hoca'dan rahatsızdı. Çünkü o onların faiz gelirlerinin önünü kesecek bir dizi tedbir almıştı. Çünkü o sermayenin değil emekçilerin yanında tavır almıştı. Bugün Erbakan Hoca'yı anmak için yola çıkanların önce onu anlamaları gerektiği kanaatindeyiz. Erbakan Hoca'yı anlamak demek Amerika ve İsrail'le uzlaşmamak demektir. Erbakan Hoca'yı anlamak demek Orta Doğu'da Amerika'nın uydusu Suudi Arabistan'la ittifak kurmak değil, Amerika, İsrail ve Suud'un karşısında yer alan ittifakın içinde olmak demektir. Erbakan Hoca'yı anlamak demek mezhep ve etnik kökenli her türlü ayrışmaya hayır demektir. Erbakan Hoca'yı anlamak demek sermayenin değil emeğin yanında yer almak demektir. Erbakan Hoca'yı anlamak demek Batı ya da Suud sermayesine bu ülkeyi mahkum etmemek demektir. Erbakan Hoca'yı anlamak demek bu ülkenin önemli kaynaklarını özelleştirmeler yoluyla yerli ya da yabancı sermayeye peşkeş çekmemek demektir. 15 Temmuz darbe teşebbüsü davalarının görülmeye başladığı bir süreçteyiz. Darbe teşebbüsünün planlama ve yürütülmesinde sorumluluk alanların en ağır cezalara çarptırılmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Ancak bu darbeden haberi olmayan, sırf manevi hislerle bu cemaate yakınlık duymuş birçok insanın işten atılma, mal varlığına el konulma, tutuklama gibi ağır mağduriyetlerle cezalandırılmasını doğru bulmuyoruz. Çocuklarını yasal statüdeki cemaat okullarına gönderenlerin, paralarını yasal statüdeki bankasya'ya yatıranların, cemaate yakın yasal statüdeki sendikalara üye olanların ağır şekilde cezalandırılmasının adil olmadığını düşünüyoruz. Özellikle de bu insanların ailelerinin dahi bu cezaya dahil edilmesini büyük bir vebal olarak görüyoruz. Cemaatin tabanında yer alan söz konusu insanların Gülen hareketinin ihanetlerini kavrayamaması bir hatadır. Ancak bu hatadan geç de olsa dönenlerin ya da tereddütte olanların çoğunlukta olduğu da unutulmadan söz konusu cezalar gözden geçirilmelidir. Açığa alma, mal varlığına tedbir koyma, tutuksuz yargılama gibi daha hafif cezalar uygulanarak bu insanların tekrar düşünmesine ve hatadan dönmesine zaman tanınmasının daha doğru olacağı kanaatindeyiz. Son süreçte cemaate dönük operasyonlar bahanesiyle cemaatle ilgisi olmayan iktidara muhalif bazı akademisyenlerin işten atılması büyük bir hatadır. 28 Şubat'a eleştirenlerin bugün 28 Şubat uygulamalarının benzerlerini muhaliflerine reva görmesi ibretliktir. İslam'a göre en büyük erdem adalettir.
Müslümanın en önemli vasfı adil olmaktır. Adaletin olmadığı yerde İslam'dan söz edilemez. Ülkemizde adaletin tam anlamıyla tesis edileceği, düşünce ve ifade özgürlüğünün teminat altına alınacağı günlerin yakın olmasını temenni ediyoruz. Adalet ve Özgürlükler Platformu adına Diriliş Saati dergisi.